Hünkârım Makbule kızımızı gönderdik. Sevenleri birbirinden ayırmayalım dedik. İyi yapmışsınız sultanım. Kızcağızın yüzü gülsün. Heyecan ve aksiyonun bir an olsun dinmediği bölümleriyle cuma akşamlarımızın vazgeçilmezi olan Payitaht Abdülhamit yeni bölümüyle ekrana damgasını vuracak. Evlatlarımızın talihsizlikleri. Talih bir kuştur sultanım. Yakalamak için koşturacaksınız. Yakaladığınız vakit avucunuzda çok sıkarsanız kuş ölür. Eğer gevşek bırakırsanız o vakitte kaçar. Siz ömrünüzde hiç yakaladınız mı o kuşu? Güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan dizide Bidar Kadın Efendi karakterine Özlem Jonker hayat veriyor. Özlem Jonker yani kim derken tabii anlatmak çok zor. İnsanın kendinden bahsetmesi gerçekten çok zor. Bir de biz hep oynadığımız kimliklerle çok ön planda olduğumuz için ve hep onları anlatmaya ve onları göstermeye çok aslında alışkın olduğumuz için arkadakini anlatmak bayağı bir zor ama çok sade bir hayatım var benim. Daha çok uzun süreli projelerde rol aldığım için şimdiye kadar hep çoğunlukla bir yoğun iş hayatıyla karışık geçti benim şimdiye kadar olan uzunca bir sürem. Onun öncesinde bir eğitim arası verdim mesleğime. Bir 3 sene kadar yurt dışında yaşadım. En büyük kendimi ayırabildiğim zaman oydu açıkçası. Buyurun. Beni emretmişsiniz. Emretmedim Bidar Kadın. Gelmeniz için sadece rica ettim. Siz kim oluyorsunuz da beni huzurunuza çağırıyorsunuz? Bu yaptığınız küstahlıktır. Hünkârımızın yanına girmişsiniz. Kapıya da kalfanızı dikmişsiniz. İçeri kimse alınmasın diye de emir vermişsiniz. Beni buna siz mecbur ettiniz. Bu haremde ben emrederim. Ve benim emirlerim yerine getirilir. Oyunculuk maceranızın nasıl başladığını da merak ediyoruz Özlem Hanım. Nizamına münasip hareket edeceksiniz. Çok istediğim bir şeydi bu benim. Fakat tamamen bir gençlik merakı olarak aslında reklam filmleriyle başladım ben bu işe. Reklam filmlerinde öğrenciyken reklam filmlerinde oynayarak hem kendi paramı kazandım hem çok eğlenceliydi benim için. Fakat sonra bir anda başrol geldi. Ve ilk başrolümü ben yine TRT'de oynadım. 2000 senesinde Vasiyet diye bir dizi çektik biz Urfa'da, 13 bölümdü. Ben orada bir ağanın kızını oynuyordum. Bir diş doktoruydu karakter. Ve işte çok böyle değişik, fırtınalı bir hayatı vardı. Ailesinin yaşantısından dolayı falan. Çok güzel bir diziydi ve benim için başlı başına bir okuldu. İlk işim oydu. Ondan sonrası da aynı şekilde devam etti. Bir de Naime'nin meselesi var tabii. Yalnızca Naime mi? Hatice, Fehime, Abdülkadir. Hepsinin vakitleri geldi. Doğru söylersiniz. Ne yapmak lazımdır? Kemalettin Sadık'tır. Hele hayırlısıyla şu Ramazan bir geçsin de. Güzel oyuncu aynı zamanda sektörde özgün senaryo krizi yaşandığının altını çiziyor. Niye meşgul olursunuz öyle dikkatlice? Son cümlemizi yazalım da. Gerçekten böyle bir sıkıntı var. Hikayeler bitti. Çünkü tabii Türkiye'de çok fazla dizi çekiliyor. Bizim dizi sektörümüz gerçekten çok inanılmaz gelişme kaydetti ve çok kısa bir sürede kaydetti bunu. Yani yaklaşık belki bir 15 veya 20 senesi var Türkiye'de dizi işinin. Daha doğrusu zannedersem TRT daha eski bu konuda ama özel kanallarla beraber işte özel kanalların açılmasıyla birlikte dizilerin gelişmesi ve bu kadar yayılması ve bu kadar çok sektörün gelişmesi bir 15-20 sene. Bu kadar zaman içerisinde o kadar çok iş yapıldı ki tabii ki hikaye artık biraz tükendi. Çünkü ben tamamen bu orantıya bağlıyorum. Çok iş yapıldı. Arada çok elenenler, harcananlar da oldu ne yazık ki. Belki biraz hızlı tüketildi. Cihanda aşık-ı mehcur, sanma rahat olur. Neler çeker bu gönül? Söylesem şikayet olur.
Rol arkadaşınız Bülent İnan'la yakaladığınız uyum, dizinin başarısına da açık bir şekilde yansıyor. Bu uyumu neye borçlusunuz acaba? Bence biz Bülent'le birbirimize benziyoruz. Benzer karakterde iki insanız. O yüzden hiçbir zorluk yok sette. O da son derece herkesle beraber çok uyum içerisinde bir insan. Herkesle beraber olmayı seviyor ve insanları seviyor. Ben de gerçekten çalışma arkadaşlarımla beraber barış içinde çalışmayı çok önemserim ve çok önem veririm buna. Ve insanları severim ve kolay kabul edebilirim. Bu yönden bizim hiçbir zorluğumuz yok. Biz çok güzel, herkes birbirine çok iyi kaynayabildi. Çok rahat alıştı insanlar birbirine bizim setimizde. Hünkârımız asla müsaade etmiyor saraydan çıkmana. Siz bir yolunu bulun. Benim çırağına gitmem elzemdir. Kızım ben ne yapabilirim ki? Hünkârımızın emirlerine nasıl karşı gelebilirim? Türk sinemasında ekranlarda unutulmaz işlerin altında imzası olan başarılı yönetmen Serdar Akar'la çalışmak nasıl bir duygu? Serdar Hoca'yı çok seviyoruz gerçekten. Ben ilk defa çalışıyorum. Daha önce birkaç kez Serdar Hoca'yla çalışabilme fırsatım olacaktı. Ne yazık ki son anda işte böyle bir takım sebeplerle falan bir türlü bir denk düşemedik Serdar Hoca'yla. Ama benim için çok önemliydi çalışmak. Tabii ki her oyuncu için zaten çok önemli Serdar Akar'la çalışmak. Çok mutluyum, çok özel bir durum. Tekrardan okula başlamış gibi hissediyorum kendimi Serdar Hoca'nın setinde. Mesele kapanmışken Makbule neden böyle bir mektup bırakır ki? Hiç bilmiyorum. Belki seni zorla yazdırmıştır. Validem, ben dayımın suçsuz olduğunu biliyorum. Oğlum senin benim bilmemiz ne işe yarar? Elinde mektup var, üzerinde kızın imzası var. Kız da ortadan kayıp. Dile kolay, kamera önünde dolu dolu geçen 15 sene. Peki tüm bu zorlu yolları başarıyla kat etmiş Özlem Jonker, o yıllardaki haline ne gibi öğütler vermek isterdi? Hiçbir şey vermek istemem aslında, biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir şey, çok şanslı olduğumu düşünüyorum ben bu konuda. O zamanki işlerime bakıyorum. Yani ben dediğim gibi mesela ilk işimi bir başrol olarak yaptım. Çok büyük bir şanstı benim için. Ama yeteneğim buna el vermiş ki yapabilmişim. Şu anda o zaman yaptığım işi izlediğim zaman ben kendimden memnun kalıyorum. Yani bu çok önemli bir şey gerçekten. Aa keşke şunu da şöyle yapsaymışım falan gibi bir his olmuyor bende. O yüzden çok bilmiyorum yani şimdiki Özlem'in o zamanki Özlem'e söyleyebileceği çok fazla bir şey yok. Tamam. Seni çıkaracağım saraydan. Hünkârımızı ikna ettiniz demek. Hayır. Nasıl çıkacağım o zaman? Abdülkadir Efendi'nin odasında dışarıya açılan gizli bir tünel var. Oradan çıkacaksın. Hedeflediğim hiçbir nokta yok. İşin açıkçası hayatta da hedeflediğim hiçbir nokta yok. Hedefleri olan bir insan değilim. Sadece karşıma gelen seçenekleri iyi değerlendirmeye çalışan bir insanım. Hayat boyu biraz işte insan, her insanın akıl farkını kullanması gerekiyor. Ben buna inanıyorum bu şekilde. Abdülkadir. Hatice döndü mü? Gelmedi validem. O kadar derin uyumuyordu. Gelse fark ederdim. Gidip babana Hatice'nin çırağına gittiğini söyleyeceksin. Başarılı ve güzel oyuncunun son olarak TRT1 izleyicilerine bir mesajı var. Abdülhamit gittikçe güzelleşen, gittikçe oturan bir iş. Bizi izleyin ve özellikle önümüzdeki sezon sizi çok daha ekran başına bağlayacak bu iş. Seni hep çok sevdim. Lakin devletimi her şeyden daha çok sevdim. Hatice! Ah! Hatice! Mahvettiniz beni. Hırsınıza kurban ettiniz benim sevdamı. Payitaht Abdülhamit yeni bölümüyle bu akşam TRT1'de. Savaş ilan edecekler. Bana silah lazım. Ne tür silahlar hünkârım? Harp silahı. İstikbalde
Harp mi var sultan? Çok yakında kıyamet kopacak. Yer yerinden oynayacak. Eğer düşman saldıracaksa karşısında yıkılmaz bir kale bulacak.